Teknoseyir'e hoş geldiniz. Murat, Acer Predator 15 şeklinden, renginden anlaşıldığı gibi bir oyuncu dizisi bilgisayarı. Evet, dediğin gibi şeklinden hemen anlaşılıyor. Biraz büyük oluyorlar ve ağır oluyorlar. Arka tarafta şöyle bir logo var bunda kocaman. Evet, şimdi bu hem logo var hem de işte sağlı sollu ışıklarını görüyorsun. Hı hı. Işık da bu sistemlerin önemli bileşenlerinden bir tanesi ama hiç olmazsa zarif yapmışlar. Hı hı. Bir de şey var, hani pil modundayken mesela birazdan kapanacak, kapandı. Hı hı. Bu şeyle bağlantılı, içerideki klavye ışıklarıyla bağlantılı ışık çalışıyor. Şimdi... Yani çoğu bu oyuncu bilgisayarın da bazen aşırıya kaçıldığını görüyoruz. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Bunları abartıyorlar ışıkları. Zarif halletmişler. Burada güzel halletmişler. Evet. İstersen onu da kapatabilirsin bu arada. Hani hiç çalışmayabilir. Evet, tabii. Şimdi adından da anlayacağınız üzere 15.6 inç bir laptopla karşı karşıyayız. Hı hı. Biraz ağır, 3.4 kilo. Ama şey güzel. Bak şimdi bu şöyle tuttuğun zaman hani hiç ne gacır diyen ne gucur diyen hiçbir şekilde böyle bir... Yapısı sağlam evet, diyorsun. Sağlam ve bir de artı şurası, şuradaki menteşe yapısı falan gayet güven verici. Bir de yine bak şu dokusu. Evet, hoş bir böyle dokunma hissi veriyor. Gerçi parmak izi kalıyor üzerinde deliğinde. Kalıyor. Şöyle bu doku parmak izine aslında dirençli hali. Yani sen biz daha önce mesela alüminyum olanlarda falan daha çok iz bıraktığını gördük. Bunda da kalıyor ama bunda biraz daha şey az kaldığını söyleyebilirim bu yapıda olmayanlara göre ama yine kalacak tabii. Kalacak, evet. Ne yapıyorsun? Bir bezle sileceksin, geçeceksin. Ya da hiç kafaya takmayacaksın. Ya da hiç kafaya takmayacaksın, evet. Şimdi içinde ne var? Önce o kısmı çıkarayım. Tamam. Intel'in Core i7 6700 HQ işlemcisi var. 2.6 GHz. Kendi hızı 3.5'a kadar turbolayabildiğini Intel söylüyor. Benim testlerimde de 3.1 GHz civarında çalıştı. İçinde 16 GB DDR4 tabii. Bellek var. Güzel. 64'de upgrade imkanı sunuyor. Güzel tarafı şu, bunun altında bir kapak var. Senin upgrade edebileceğin her şeyi oradan ulaşabiliyorsun. Mesela orada bellek slotları duruyor hemen. Yani kendin. Sen kendi kendine ekleyip çıkarabiliyorsun. İki tane vidayı sök, hemen içeriye bellekleri tak. Güzel. 256 GB Samsung'un M.2 SSD'si ile geliyor. Yine o da ulaşılabilir şekilde. Yarın öbür gün lazım olsa 512 ile değiştir. Güzel. 1 TB 7200 RPM hard diski var. O da hızlı, bayağı hani 100 MB saniyenin çok bayağı üzerine çıkabiliyor. Hı hı. SSD piyasadaki en hızlı SSD diyemem ama yine 500 MB saniyelere vurdurabildim hızlarını. Testte öyle çıktı. Burada şöyle bir enteresanlık var. Şimdi bak senin önünde görmüşlerdir, onu istersen bir göster. Bu bunun DVD yazıcısı aslında. Hı hı. Fakat yanında ayrı geliyor. ayrı geliyor. Hiç böyle bir şey görmemiştik. Aslında mantıklı Murat. Çünkü ben en son ne zaman bir CD kullandım hatırlamıyorum. Ama şu var. Şimdi onu buradan söktün de yani boşluğuna ne yaptın? Şimdi bak şurada bunun Cooler Master'la yani birlikte geliştirilen aynı yapıda. Evet. Birebir aynısı bir soğutma desteği var. Hı hı. Bu soğutma desteği nasıl yani? Şöyle bu içinde fan var. Ekstra fan takmış olduk bunu buraya takarak. Ya yani şuradan havadan hava alıp herhalde içine veriyor. Tabii tabii. Ama şöyle zannedilmesin ya bu işte bunun olmazsa olmaz parçası. Şimdi o lazım. Hı-hı. Onu ben takacağım, kullanacağım DVD'sini. Bunu sökünce şey mi olacak? Performans soğutmasından çok mu kaybettirecek? Yok öyle değil. Bu birazcık aslına bakarsan şey. Tamam, birkaç derece, 1-2 derecelik bir fayda sağladığını ben işlemci ve GPU'da gördüm de bunsuz çalışmaz diye bir şey yok. Anladım. İstediğin gibi gönül rahatlığıyla değiştirebilirsin. Yani, bir zarar vermiyorsun soğutma sistemine. Ya zaten normalde masa üstünde falan bir problem zaten yaşamazsın. Yok zaten yok. Sadece oyun oynarken sisteme yüklendiğinde falan zaten işte tabii, ısı fanlar falan yapıyoruz. O zaman devreye giriyor. Onda da sen 1-2 derece diyorsun. O kadar. Çok fazla benim testlerimde fark etmedi. Hı hı. Çünkü niye biliyor musun? Bunun zaten kendi içinde Acer'ın tasarladığı ayrıca ana soğutma sistemi var. Zaten şu arka taraf tamamen havayı dışarı atmak dışarı için. Dışarı atıyor. Toza da dirençli. Hı hı. O şekilde tasarlanmış. Benim hoşuma giden şey, şimdi bu sistemlerin hepsi çok gürültülü çalışıyor. Yapıları geliyor. Çünkü işlemci hızlı, GPU hızlı. Bunun da maksimum, bunun maksimum gürültüsü çok rahatsız edecek bir şekilde bir gürültü değildi. Yani ben daha gürültülü sistemler test ettim. Ya şimdi dizüstü bilgisayarlar oyuncu için olduğu zaman küçük alana güçlü donanımlar sıkıştırıyorsun. Aynen. Ve
küçük fanlar ister istemez çok gürültü çıkarıyor. Genelde böyle şeyler gördük biz şimdiye evet, kadar. Bundaki ses bununki makul. Bayağı tatmin edici diyorsun evet. Yani. Ha yine şey yani yapma. Önünde durmasına rağmen tabii. Duyuyorsun ama rahatsız etmiyor. Çok rahatsız etmiyor. Şöyle zaten hep söylüyorum ya bunları kullanırken bir kulaklıkla takacaksın tabii olacaksın ki. Muhtemelen. O zaman zaten tamamen. O zaman duymayacaksın ama zaten yani öyle bir zorlama olmadığı zaman da hiç ses çıkmıyor. Hı-hı. O da ayrı konu. Şu anda duymuyordun. Şu anda zaten evet. Fanları muhtemelen kapalı şu anda. İçinde 980 Nvidia'nın GTX 980M CPU'suyla geliyor. Bunu M diye özellikle vurguluyorum. Olmayanı da var biliyorsun. Tabii, yani dizüstü olup da normal masaüstü 980'e benzer. Evet, neredeyse aynısı var. O değil. Bu mobil olan versiyonu. Hı. Şimdi ekran 15.6 inç demiştim. 1080p çözünürlüğünde. Tamam. 1080p ile 980M çok rahat geçiniyorlar. Hı. Hatta bazen fazla biraz daha yüksek çözünürlük olsa kaldıracağını anlıyorsun. Ben bütün testlerine zaten hani oynarken de görecekler. Yüksek kare saniyeler aldım ortalamalarda. Yani gayet ekranla şeyi uyumlu seçmişler. Evet bu çözünürlükle bu GPU gayet yeterli bir bence performans sunuyor. Ekran mat. Genelde zaten oyuncu bilgisayarlarında mat ekran oluyor. IPS. Rengi, rüzgarı, açıları falan çok iyi. Ben mesela şu an hiçbir görüntüde hiçbir kayıp evet. yaşamıyorum. En ucuna kadar rahat görebiliyorum. Yani şu anda hani ekrandaki şeyleri de falan biraz test yaparken ben de baktım. Hakikaten renkleri düzgün ekran, görünüyor yani. Ekran iyi noktalarından bir tanesi. Üstünde tabii ki de bir tane webcam'i de var. Tazeleme hızı falan ne? 60 Hz yani onun öyle bir ekstra özelliği yok ama burada şu notu belirtmem lazım. Acer'ın da hani bu kulağına küpe olsun. Şimdi bak üstünde bunun ana özelliklerini yazan etiketler var ya. Etiketler var evet. Bak şurada Nvidia G-Sync'i göreceksin. Hı hı. Hepimiz öyle zannettik. Ya dedik ne güzel G-Sync var bunda. Ya oyun oynuyorum yok şeyler gözüküyor. Yırtılmalar. Çünkü çok performanslı. 60 Hz'e hemen aşıyorsun. Dedim ben açmadım herhalde. Girdim şeye. Sürücü ayarlarında yok. Evet. Sonra bir daha baktım etikete. Meğer orada bak G-Sync Monitor Support. Zaten ekran kartı destekliyor. Ekran yani. Kartı destekliyor. Bunu niye özellikle belirtmek istersin? Şu. G-Sync şu anda sadece DisplayPort'tan çalışan bir teknoloji. Yani sadece 980'in olabilir ama DisplayPort'un yoksa yine kullanamazsın. G-Sync monitöre buna bağladığın zaman çalışmaz G-Sync özelliği. Bunda öyle değil. Bunda DisplayPort olduğu için bağlayacaksın. Ha, yani dışarıdan monitör destekleyen, G-Sync destekleyen bir monitör taktığım zaman G-Sync onu çalışacak anlamında bu etiket. Evet, onu hani kendi üzerindeki ekranında yok diyorsun. Onu ha, tamam. Onu böyle ya başka bunu türlü evet. söylemeleri lazımdı. Çünkü insan böyle zannediyor. Hepimiz ilk başta. Öyle anladık. Evet, ona dikkat etmek lazım. Tekrar söyleyeyim, kendi ekranı G-Sync özellikli değil. Hı hı. Ama bunun yanında şöyle baktığın zaman işte Wi-Fi, AC, Gigabit, Ethernet, modern bağlantı arabilmeleri, Bluetooth 4.2 hepsi var. 4 tane USB 3.0 var. 2 tanesi burada, 2 tanesi orada. Dengeli dağıtmışlar. Hı hı. Kart okuyucusunu burada görebilirsin. Thunderbolt'u var. USB Type-C var. Evet, 3.1. DisplayPort'u söyledim. Hı hı. HDMI var. Yine orada görebileceğin. Bütün girişleri Murat yanlara, arka tarafta arka tarafta hava bir şey yok. Çıkışı evet, için çünkü kullanılmış. İşte dediğim gibi o soğutma sistemi buna göre tasarlanmış. Hı hı. Arkadan atıyor bütün havayı. Bu bir yandan iyi. Çünkü ben geçmişte havayı yandan atan bilgisayarlar kullandım ve her kullanışımda küfür ettim. Çünkü böyle sağlaksan özellikle aa, evet. mouse kullanıyorsan eline sıcak hava geliyor. Bu çok rahatsız edici kesinlikle bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Yani burada da tamam çıkışlar var. Hani USB taktığın zaman falan biraz şey yapman başka lazım başka bir şey daha. Sıcak hava üflemesi gibi değil. Yandan üflerse şuraya koyduğun herhangi bir şey de ısını veriyor. Tabii. Arkadan atsın gitsin. Bunun güzel taraflarından bir tanesi 8 hücreli 6000 mAh'lik pili. Hmm. Bataryası. 3 saat 45 dakika bizim testten geçti ki bunlar genelde 2 saatte ne testi bu? Pili bitiyor. Bizim bu şey testi. PC Mark'ın pil testi aslında. Yani 3 saat 45 dakika oyun oynamadım. Oyun değil, oyun değil. Yani ben genel performansından bahsediyorum. Genelde çabuk bittiğini pilini doğru, görüyoruz. Yani çünkü oyun bilgisayarları genelde 2 saat şöyle, falan hatırlıyorum. Yani 2-2,5 saat falan o testler sırasında da bu sonuçta işlemcisi falan yine saat hızını yükseltip çalışıyor. Hı-hı. Performanslı çalıştıkları için aslında pillerini de çabuk tüketiyorlar. Bu çok iyi bir değer aslında bunun için. Bunu daha da uzatabilirsin. Onu şeyle ayarlıyorsun değil mi? Ekranı gene standart parlaklığa ayarlayıp 120'ye lükse indirdim. O şekilde. Hepsini aynı şekilde test ediyoruz. Tamam. Biraz daha yani kısıp işte şey yapabilirsin. Biraz daha hani onu 4'e tamamlayabilirsin aslında sen. Bu tabii işkence testleri, daha doğrusu batarya testleri durmadan çalışıyor. Yani ara versen, işte daha az yük bindirsen o gidecek. Yani sen günlük kullanımında pille kullandığın bunu, zaman şimdi testte 3.45 çıkıyorsa senin günlük kullanımında bu 6'yı vurur. Hmm. Rahat vurur yani. Yani kullanacaksın. Belki ekranı kapatacaksın, bir şeyler yapacaksın, tekrar geleceksin 6 vesaire. Çok rahat.
Yani sadece bir internet kullanımın için söylüyorum. Hı hı. Yani genelde bizim testlerdeki şey ilişki o şekilde çıkıyor. Windows 10 Home Edition'da geldiğini herhalde söylemeye gerek yok. Tamam. 3.4 kilo olduğunu söylemiştim. Şimdi birazcık da hani üstün şu kısmından, klavyeden bahsedelim. Bu klavyenin tasarımı bizim daha önce incelediğimiz oyuncu laptoplarında aldığımız deneyimden hiçbir farkı yok. Bunun işte ışıkları var ama ışıkların senin ayarlama şansın yok. Şöyle yapmışlar, en fazla şu kadar bir yer var. Bölgelere ayırmışlar. Hı hı. Şu bölge yansın, bu bölge yansın, bu bölge yanmasın diyebiliyorsun. Farklı renkler falan seçebiliyor musun? Yok, işte öyle o yok. Şeyler öyle şeyler koymamışlar. Bunun şu üst kısmında profil ayar tuşları var. Şu 5 tuş görüyorsun. Hı hı. Bunlara sen ekstradan profil yetenekleri kazandırabiliyorsun şeyden, yazılımından. Yazılımı var içinde. 5 tuş bak şu anda yanıyor. Hı hı. Şöyle bir hilesi var onun. Eğer bir profile hiç tuş özelliği atamazsan yanmıyorlar. Yani atamayan tuş yanmıyor. O şekilde. Ha, o da güzel. Yani sen neye ne atadığını da biliyorsun. Aa, evet, bak, şu anda bak hiç atamamışsın. Yeşile hiçbir şey atamadım. Söndü gitti. Kırmızıları atamışsın. Bunlardan renkleri var. Kırmızı, yeşil, mavi. Mavi. Bunları sen şeyden seçiyorsun. Profil atama özelliğinden. Hı-hı. Ki bunlar makro da destekliyor. Hı-hı. Makro da istersen atayabilirsin. Tamam, güzel. İstersen başka fonksiyon atarsın. Bir, yani normal klavye mouse oluyor ya programlarında. O olduğunu gibi düşün. Çok iyi. P tuşuna basarak da değiştiriyorsun. İşte oyuncu laptopu olduğu için hani böyle ekstralar işe yarar. Zaten şu WASD tuşlarına farklı renk vermişler. Onlara hemen farklı renk atamışlar. Numerik pad koymuşlar. Alan geniş. Hani, evet, alan geniş olduğu için bazı yani daha küçük laptoplarda falan olmuyor da burada unutulmamış. Şey yine bunda da var. Mesela fanın maksimum performansına çıkmasını direkt yani sağlayabilirsin canın isterse. Touchpad'inden memnun kaldım. Gayet düzgün. Hemen yanında touchpad'in kilit var. Ona basarsan oyun kilitliyor. Oyun oynarken yanlışlıkla şöyle mouse gibi şey yapmamış olursun. Tek tuşla kilitleme var. Yazılım çok hani karmaşık bir yazılım değil. Türkçe. O güzel. İstediğin gibi ayarlarsın. Hem kursunlar yani kullansınlar. O şey hani çöp yazılım değil bunlar. Hatta o anlamda da birazcık takdir etmek lazım. Pek hiçbir şey çıkmıyor içinde. Evet, içi temiz yani. Temiz, nispeten temiz geldi. Bu şimdi performans. Bir defa bunun işte işletim sistemi SSD'sinde. Açılması, kapanması hızlı. Hı hı. 256 GB'ın yanında birkaç tane oyunda sıkıştırırsın. Onun dışında tabii ki ana depolaması hard diskte. O da dediğim gibi performanslı bir disk. Hı hı. Büyük oyunları bir noktadan sonra oraya depolayacaksın. Ben de öyle yaptım. Bir şikayetim olmadı. RAM'i falan zaten çok yüksek. Onu da uzun süre upgrade etme ihtiyacı hissetmezsin. İşlemcisi de zaten güzel. Hı hı. Ekran, bu bir oyun bilgisayarında her zaman olduğu gibi laptop ya da masaüstü fark etmez. GPU çok önemli. 980M de bu işi çok güzel hallediyor. Hı hı. Bence hani 1080 üstünde çözünürlük 1080p üstünde olmaması da iyi olmuş. Çünkü hep yüksek performans alıyorsun bu sayede. Doğru. Bunun dışında günlük kullanımda bu aletle tabii ki bir sıkıntı yaşaman yani zor. Bayağı uzun bir sürede kullanırsın hatta. Yani. Günlük kullanımında belki şeyi dahil etmemiz lazım. Ses. Şimdi bu kasaların biraz hacimli olması. Hı hı. Bunun içinde subwoofer şuradaki var. Şuradaki etiketlerden biri zaten tabii. Predator Sound diye yazmışlar. Evet. Altında subwoofer var. Kendisinin de hacimli olmasıyla bu gayet güzel ses veriyor. Hı hı. Yani bu güzel sesten kastığım yüksek ses değil hiçbir zaman. Yani yüksek ses güzel ses demek değildir. Hı hı. Ama zengin bir ses veriyor. Yani boğmuyor, teneke gibi çıkmıyor bu sesler. Hı hı. Bundan oturup müzik dinleyebilirsin. Yani buna ayrı bir hoparlör almana gerek kalmaz. Evde hani odanda dinlemek için. Sen az önce bir çalıştırdın, bir müzik çaldın. Hakikaten fark edildi yani. Hani değil mi? Bizim normalde kullandığımız dizüstü bilgisayarlardan daha bir farklı bir sistem koymuşlar içine. Evet. Zaten şurada göreceksin Dolby Audio logosunu da. Ses konusunda gayet iyi ama oyuncu adam yine kulaklığını takıp tabii oynayacak. Ki. Bakayım şöyle hani atladığım bir şey var mı? Yok. Piyasada var. Hı-hı. Şu anda satılıyor. 7000 lira civarı. Satıldığı yere göre değişiyor. 7300 liraya da var. 7000 liraya da var. Ama 7000'in altında yok. Bu da bizim daha önce incelediğimiz sistemlerle hemen hemen aynı. Ya oyuncu dizüstü bilgisayarı dediğin zaman aşağı yukarı. Hani bu daha fiyatlar. Fiyat özellikleri kıstığın zaman biraz daha ucuzlarını bulmaya başlayabiliyorsun. 6000, 5000 lira falan. Şimdi 7000 lirayı buna verecek adam gidip onun özelliklerini kısmaz bence. Doğru. Ha şey her zaman olduğu gibi geçerli. 7000 liraya süper bir masaüstü bilgisayar toplarsın. Ama işte yani hani tabii ki buradaki amaç o değil. Taşınabilirlik. Her incelemede söylüyoruz oyun bilgisayarı, dizüstü bilgisayarında. Bunu kaldırıp istediğin yere götürebiliyorsun. Bana şey soruları çok geliyor hani bu oyuncu bilgisayarlarıyla ilgili. Ya bundan işte biz
iş içinde, hani render içinde kullanmaya müsait midir diye. Hı hı. Müsait çünkü 980M'in işte bir de CUDA tarafı var. Hı hı. Hani kullandığın birçok yazılımda Nvidia'nın CUDA desteği sayesinde ekstra hızlandırma sağlayacak. De sistemin geri kalanı da çok kuvvetli. Tabii 16 GB bellek falan. Ama hani alıp bir iş toplantısına gireceğin bilgisayarlar bunlar değil. Değil tabii. Bu sonuçta ya da, yapı itibariyle hantal görünüyor. Evet. Hatları kestiği falan. Hepsi öyle. Renkli menkli. Bir de şey, sürekli taşınmaya müsait değil. Yani toplantı odasından toplantı odasında bundan koşturmak istemezsin. Ama onun dışında bunun işte bir odan yok mesela diyelim. Ya da bir işte yazlığına gideceğim, bir yere gideceğim. Hı-hı. Oyun oynama zevkinde yanında, sürekli yanında gezdiriyorsun. Rahatlıkla götürürsün. Her şey bunun içinde. O anlamda bir konfor diyelim, lüks diyelim. Hı-hı. Lüksün bedeli de bu işte. Doğru. Bence düzgün konfigür edilmiş piyasadaki iyi bilgisayarlardan bir tanesi bu. Predator 15. Acer'ın. Evet. Murat, genel olarak bir tane son şeyi tekrar ben söyleyeyim. Şu malzeme kalitesi, işçiliği vesairesi falan. Onlar hemen göze batıyor. Fark ediliyor. Evet, yani. Hemen fark ediliyor. Düzgün bir iş çıkarmışlar. Biz uzun zamandır Acer'dan hani böyle bir oyun bilgisayarı falan incelememiştik. İyi oldu. Bakalım artık herhalde devamı gelirse inceleriz. Dediğim gibi şu an satılıyor. Baksınlar artık hani fiyatlarına, hı-hı, güncel fiyatlarına. Predator 15. Peki. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.